Kanalımı takip edenler bilir, 1,5 yıl önce bir Ender 3 versiyon 2 almıştım ve zamanla upgrade edeyde onu böyle bir devasa bir makine haline getirmiştim. Birçok yeni özellik kazandırmıştım ama herkes benim kadar upgrade yapmayı sevmiyor olabilir ya da bu kadar büyük masraf ve zaman kaybına girmek istemeyebilir. Ben de bunun gibi bazı sebeplerden dolayı yeni bir yazıcı ihtiyacım vardı. Araştırırken BQ'nun B1 SE Plus modelini buldum. Hem yazıcısı böyle büyük, baskalanı falan büyük, hem de birazdan anlatacağım, çok güzel özellikleri var. Eğer yeni bir yazıcı arayışı içerisindeyseniz ve upgrade yapmadan birçok özelliğe sahip olmak istiyorsanız bu yazıcıyı birazdan detaylıca anlatacağım. Yazıcıya göz atabilirsiniz. Şimdi çarpıcı özelliklerinden başlayalım. Bu yazıcıyı yaklaşık 2-3 haftadır sürekli kullanıyorum. Yani hemen açayım bir video çekeyim gibi değil. Bayağı bir tecrübe edindim. Bayağı bir filament harcadım. Eşe dosta bayağı bir hediye bastım mesela. Biraz daha test edebilmek için. Aynı tablonun üzerinde onlarca küçük parça da bastım. Devasa, uzun, tek başına bir parça da bastım. ABS bastım, PETG bastım, PLA bastım, PLA Plus bastım. Bayağı bir şey denedim açıkçası. Bayağı da bir tecrübe edindim. En sevdiğim özelliği bayağı bir sessiz çalışması. Yani sessiz derken neyi kastediyorum? Sadece güç kaynağının fanının sesinden bahsediyorum. Onu duyuyoruz, motor seslerini duymuyoruz ve nozulun üzerindeki fanları da neredeyse duymuyoruz. Çok 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 sessiz çalışan, burada bilgisayarda yazılım yaparken hiçbir müzik bile açık olmasa yanıma bunu koyarım, saatlerce çalıştırırım ve rahatsız olmam ki ben normal Windows bilgisayarların fanına bile tahammül edemeyen bir insanın fan sesinden nefret ediyorum ama bu arkadaş beni hiç rahatsız etmedi. İkinci olarak en sevdiğim özellik ise BLTouch olmadan bir AutoBed Leveling sistemi yapmışlar. Yani bu sistemi öyle güzel yapmışlar ki tablanın altında hiç vida yay falan hiç yok. Yani tekrar söylüyorum, hiçbir şey koymamışlar. Kendi üzerindeki farklı bir sensör teknolojisi sayesinde her baskıdan önce ölçüm yapıp tablanın nasıl olduğunu umursamaksızın çok güzel bir şekilde baskı alıyor. Bu özelliğine bayıldım. Üçüncü sevdiğim özelliği hem sevdim hem sevmedim. Tablası çok iyi yapışıyor. İlk aldığım baskıda o kadar iyi yapıştı ki sökemedim. Sıcak hava istasyonuyla camın altını ısıtıp biraz yumuşatıp öyle söktüm. O kadar fazla yapışıyordu. Daha sonrasında biraz kafa yürüterek, biraz da forumlarda araştırarak şunu buldum. Baby step denilen ayarları var. Yani tabla kalibrasyonunu kendi yaptıktan sonra işte 0.1 mm yukarıdan başla gibi bir ayar vardı. Onu yaptıktan sonra çok tatlı bir şekilde yapışıyor. Yani çok güzel yapışıyor. Kesinlikle kenardan köşeden kalkan hiçbir şey görmedim. Çok büyük şeylerde bastım. Hiçbir şekilde kalkma yapmadı. Aynı zamanda da soğuduğunda rahatlıkla sökülebiliyor. Bence bu özellik çok göze atılmaması gereken bir özellik. Bazı yazıcılarda ne yaparsanız yapın kenarlardan kalkıyor ve saatlerce, günlerce emek harcadığınız, bastığınız, kilolarca filament harcadığınız baskılar çöpe gidebiliyor. Diğer sevdiğim özelliği dokunmatik renkli ekranın olması. Dokunmatik ekran gerçekten büyük pratiklik sağlıyor. Piyasadaki birçok 3 boyutlu yazıcıda böyle bir tane şey var. Ayar tuşu var. Ona tıklayarak menüler arasında geçiş yapıyoruz. Bu evet işimizi görüyor ama dokunmatik ekran olması cep telefonlarından alıştığımız şekliyle çok daha pratik oluyor ve dokunmatik ekranda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ekrandan bahsetmişken arayüzde hem hızlı bir şekilde çalışıyor hem de bayağı detaylı ayarlar var. İşte filament yükleme, filamenti tekrar içeri alıp eritmeye başlama. Mesela bu dokunmatik ekran sayesinde hemen birkaç tıkla baskımız diyelim ki çok fazla ısındı. İşte 210 dereceyle basıyoruz ama aslında 200 dereceyle basmamız gerekiyordur. Hemen oradan tek tuşla bunu 200 dereceye indirebiliyoruz. Hızını artırabiliyoruz. Bu arada %500'e kadar denedim. Yani neredeyse 5 katına kadar daha hızlı bastım ve daha önceki baskıyla aralarında herhangi bir fark göremedim. Kendi gövdesi çok sağlam olduğu için, herhangi bir titreşim yapmadığı için yüksek hızlarda da problemsiz bir şekilde basıyor. Zaten Bowden bir yazıcı olduğu için extruder hemen nozulun üstünde değil. Dolayısıyla hareket eden kısmı çok ağır olmadığı için hızlı baskılarda da gayet güzel sonuç almamızı sağlıyor. Bunların dışında da ekrandan erişebildiğimiz birçok özellikler, bu da bayağı hoşuma gitti. Ayrıca şundan da bahsedeyim ekran demişken, baskı alacağımız zaman SD karttan mı USB'den mi alacaksın diye soruyor bize. Yani hem SD kart hem de USB üzerinden baskı alabiliyoruz. Aynı zamanda bilgisayara bağlı da istersek baskı alabiliyoruz. Yani 3 şekilde bu makineye baskı dosyalarımızı gönderebiliyoruz. Extruder da bu arada full metal extruder. Yani herhangi bir plastik parça yok. Bütün parçaları metal olduğu için bu da baskı kalitesini artırıyor. Mesela Ender 3'te bunun için bir upgrade yapmamız gerekiyordu. Kendi extruder'ını söküp full metal upgrade'i yapabiliyorduk. Bunda zaten bu özellik dahil olarak geliyor. Filament sensörü var. Filament koptuğunda ya da filament bittiğinde
baskı boşa gitmiyor. Kendisi duruyor. Tekrar filament verdiğimizde kaldığımız yerden devam ediyor. Sadece filamentle ilgili değil, enerji kesildiğinde ya da makinede herhangi bir arıza oluştuğunda da baskıyı tekrar devam ettirebiliyoruz ve bu özellik birkaç kere başıma geldi. Hepsinde de güzel sonuç aldım. Bir tanesinde kendim denedim, filamenti kestim, devam etti. Bir tanesinde elektrik gitti geldi, daha sonra devam etti. Bir tanesinde de şurada takılması gereken bir tane kelepçe vardı. O kelepçeyi takmadığım için 24 saate yakın bir baskı alıyordum. Sürekli sağa sola gittiği için kablolardan bir tanesi kopmuş. Kablolardan bir tanesi koptuğu için sıcaklık sensörü çalışmamaya başladı. Eksi 15 derece gösteriyordu oda sıcaklığındayken nozlu. Dolayısıyla bir problem var deyip durdu. Daha sonrasında o kabloyu yerine yerleştirdim. Kelepçemi taktım. Sorunsuz bir şekilde devam etti. İndirimli linki ve indirim kuponunu açıklamalar kısmına bırakacağım. Almak isteyenler orayı da tercih edebilir. İki şeye dikkat etmenizi öneririm. Birincisi, eğer Avrupa fişiyle beraber alıyorsanız 220 volt olarak geliyor ve fişe taktığınızda problem çıkmıyor. Ben aldığımda Avrupa fişi seçeneklisi stokta kalmadığı için Avustralya fişlisini almıştım. 110 voltluk güç kaynağıyla geliyor o zaman. Yandan bir tane tornavida sokup onu 220 volt kademesine alırsanız sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani bu üzerindeki güç kaynağının kaç voltta olduğuna bakın. Bu birinci uyarım. İkinci uyarımsa şuradaki şu kabloları çok iyi bir şekilde sabitlemek gerekiyor. Buradaki kelepçelerini güzel bir şekilde takmak gerekiyor. Biz yazıcıyı ilk aldığımızda görüntüleri çekerken biraz acele ettik. O kelepçeleri takmadık. Dediğim gibi kablolardan bir tanesi içeriden kırıldı. Kesip tekrar taktım. Düzeldi. Ama böyle şeylerle uğraşmak istemiyorsanız baştan lütfen bunlara dikkat edin. Yazıcının en önemli özelliklerinden bir tanesini en başta söylemem gerekiyordu ama şu an aklıma geldi. 310 mm'ye 310 mm XY ekseninde alanı var. Yüksekliği de 340 mm. Yani diğer ortalama yazıcılara göre bayağı bir büyük baskı hacmi var. Bu baskı hacmi de şöyle hoşuma gitti. Yani bunun tamamını herhalde bir şey yapsak böyle bir hafta falan sürer baskısı. Bir hafta falan baskı almak istemiyorsanız yine de bayağı faydalı. Mesela küçük küçük 50 tane şey basacaksanız tabloya bunları yan yana yerleştirip basıyorsunuz. Örnek veriyorum, hafta sonu boyunca yazıcıyı iş yerinizde ya da bir yerde bırakacaksanız bırakın gidin, pazartesi gün geldiğinizde 50 tanesi birden basılmış olur. Ama 20'ye 20'lik bir tane yazıcı kullanıyorsanız 50 tane değil de 15 tane basabilirsiniz, 20 tane basabilirsiniz. Dolayısıyla böyle daha fazla şey üretmek isteyen varsa, mesela bir arkadaşımın yeğenlerine kargo gemisi basmıştım. Bunun üzerine de bir sürü kargo basmam gerekiyordu. 36 tane kargo kutusu, 36 tane de bunun kapağını tek seferde basabilirdim mesela. Ama parça parça bastım. En son 24 tanesini birlikte basmıştım mesela. Şimdi bir de anakart meselesi var. Piyasadaki şu an görsel böyle güzel ekranlı olan yazıcıların birçoğunda 32 bitlik işlemci var. Bunda 32 bit ARM Cortex M4 bir işlemci var. Gayet güçlü, hızlı bir işlemci. Hızlı olması da böyle G-Code'da falan problem yaratmasını engelliyor. Yani baskıda problem çıkması gibi şeyleri engelliyor. Ve yeni upgrade'ler yaparken rahat ediyoruz. Hem daha fazla pini var, hem daha fazla hız sağlıyor bize. Hem de daha fazla hafızası olduğu için böyle upgrade falan ederken yeni özellikler çıktığında çok rahatlıkla upgrade edebiliyoruz. Bazı yazıcılarda hala 8 bitlik anakart gönderiyorlar. 8 bitlik anakartlar bence yazıcı sektöründe tamamen bitti. Ancak böyle 200 dolar altı yazıcılar da olabilir. Ama bugün 200 dolardan fazla para verdiğimiz her şeyde 32 bitlik anakart beklememiz çok normal. Bastığım şeylerden de birkaç tanesini göstereyim. Mesela şu kendi içerisindeki doğrudan slice edilmiş, yani dilimlenmiş bir kod vardı, G-kod vardı. Onunla bastım. Yanında gelen beyaz bir filament vardı. O bitti. Sonra kendi beyaz filamentimi arkadan soktum ve devam etti baskıya. Böylece filament sensöründe nasıl çalışmış olduğunu gördüm. Böyle değişik bir yüzeyi var. Bu baskının kendisi böyle tasarlanmış. Benim çok hoşuma gitti. Daha sonrasında yine içinde hazır bir model daha vardı. Ne olduğunu bile bilmiyordum. Bir tane pembe filament vardı elimde, yıllardır kullanmadığım. Onu basıp deneyeyim dedim. O da şu ayıcık bayağı güzel oldu. Bunun da detaylarını zaten şimdi görüyorsunuz. Sonrasında arkadaşımın yeğeni Spider-Man çok seviyormuş. Bunu nasıl bassam diye düşündüm. Şu şekilde bastım. Burada daha az destek koyacağı için ve daha az süreceği için o şekilde bastım. Bu haliyle bile 23 saat sürdü zaten. Ama çok daha hızlandırmış haliyle muhtemelen 10 saatte falan basardı diye düşünüyorum. Ben biraz hediye olduğu için özendim. Böyle detayları falan daha güzel çıksın istedim. Daha sonrasında bir tane konteyner gemisi bastım ve bunun da linkini açıklamada bırakayım. Çok güzel bir gemi. Burada da şey yaptım. İlk önce bordo bir PLA filament. Filamenti kestim. Mavi bir filament verdim. Onu da kestim. Beyaz filament verdim. Böyle 3 renkli oldu. Konteynerları da böyle farklı farklı renklerde yaptım. Gayet güzel bir şekilde çıktı. Bu da yaklaşık olarak 9 saat sürdü diye hatırlıyorum. Geminin sadece kendisi. Sonrasında bunun bir de küçüğü vardı, küçük gemi. Bunu da basayım dedim. Bunu basarken de boşa gitmesin, diğer konteynerları da yanına dizeyim. Bir sürü konteyner, tek gemi. Herhalde hafta sonuydu ya da o gün ofise gelmeyeceğim bir gündü sanırım. Baskıyı bıraktım. Ertesi gün geldiğimde çok güzel bir şekilde çıkmış oldu. Sonrasında bir de şöyle topaç bastık.
Bu da gayet güzel bir şey. Böyle hediye falan yapmak istiyorsanız. Bunun da Thingiverse linkini açıklama kısmına koydum. Şimdi hep güzel şeylerden bahsettik. Bu yazıcının hiç mi kötü bir şeyi yok? Yani böyle gövdesi sağlam olduğu için gerçekten şey veriyor. Hem kaymıyor masanın üstünde, hiçbir yere gitmiyor. Hem sallanmıyor, biraz da ağır bir yazıcı diğer yazıcılara göre. Ama ben yine de çift Z ekseninin olmasını beklerdim bu yazıcıdan. Kayışlı bir sistem olabilir, ikinci bir motoru olabilir, fark etmez. Ya da her ikisi birden olabilir. Ama şu an tek Z ekseni var. Z ekseniyle ilgili herhangi bir problem yaşamadım. Burası böyle çok fazla sallanmıyor ama yine böyle yük bindiğinde, zorladığımda hafif bir esneme yapıyor. Bunların olmasını da istemezdim açıkçası. Belki çift Z eksen upgrade'i yapabilirim. Belki bir de wireless upgrade'i yapabilirim buna. Kablosuz olarak bilgisayardan doğrudan dosyayı gönderme upgrade'i ve Z eksen upgrade'ini de İlerleyen videolardan birinde belki de paylaşırım. Bu yazıcı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Genel olarak bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Çok çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu fiyata alınabilecek bence en iyi yazıcılardan bir tanesi. Tabii piyasadaki bütün yazıcıları denemedim. 50-100 tane aynı fiyatta yazıcı deneseydim çok daha net konuşabilirdim ama kendi yaptığım araştırmalarla ve birkaç haftalık yaptığım testlerle bu yazıcıya bayıldığımı söyleyebilirim. Eğer daha düşük profilli bir yazıcı alıp kendimizi upgrade etseydik çok daha pahalıya gelebilirdi. Tabii onun da ayrı bir zevki var. Upgrade ayrı bir zevktir, keyiftir. Ama tercih sizin. Daha düşük bir makine alıp upgrade edebilirsiniz ya da böyle upgrade edilmiş bütün özellikleri birbiriyle uyumlu çalışan bu yazıcıyı tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi indirimli linki ve kupon kodunu açıklama kısmında sizlerle paylaştım. 3 boyutlu yazıcılarla ilgili çektiğim videolara da şuradan ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımda göz atabilirsiniz. Kanalımda buna benzer bayağı bir içerik var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.